Arkadaşlar, herkese merhabalar. Geçen biliyorsunuzdur, bir güzel bir peynir videosu yapmıştık. Obruk peynirlerinin videosunu. Kooperatif başkanımızın da babası Fazlı abi ile çok güzel sohbetler yaptık. Mersin'in Mut ilçesinin Hacı Ahmetli köyü, Torosların tepesinde çok güzel bir yayla. Biz sabahleyin Mersin Mut'taydık. Dün de ben Mersin'deydim. Yani Mut'ta 40 derece sıcaklıkken buraya geldik 18 dereceye. Tabii öyle olunca biraz da insan üşüyor. Bir ara ben montumu da giydim. Şu anda tam öğlen sıcağı. Şimdi Fazlı abinin yanına gidelim bakalım. O bizi karşılayacak. Beraberce güzel bir doğal yaşamdan bir hasbihal edeceğiz. Hem köyümüzden güzel güzel görüntüler de aktarmaya çalışacağız. Şimdi gidelim Fazlı abiyle tanışalım. Fazlı abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Çok şükür hamdolsun. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. İyi. Ya çok güzel yaylanız var abi ya. Güzeldir yaylamız, dayanabilirsen çok güzel yaylamız Allah'ımız. Dayanabilir. Siz dayanıyorsunuz da biz nasıl dayanacağız bilmiyoruz. Alıştıracak, iklime alışırız zamanla. İnşallah abi. Çok güzel sohbet etmiştik daha önce. Bize hem şöyle geçelim, biraz oturalım. Buyurun be. Sağ olasın. Şey diyorum, azıcık da olsa konuşalım şöyle. Abi seni biraz yorduk. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Siz sorun, ben söyleyeyim artık. Şimdi biz çok güzel peynirleri gördük. Evet. Daha önce çok da beğendik. Bu obruğun özelliğini bir anlatır mısın? Obruk nedir? Nasıl olmalı? Obruk tarihten doğadan yapılmış, tabiattan oluşmuş bir obruktur. Bunlar yani yer altında dağın ayrılmasıyla sirkülasyon yapan ve üstünde hava akımı yapan müzevyerlerdir. Orada peynirler belli bir derece, -5 derece ile 0-5 derece arasında serinlikte olan bir yerlerdir. Doğal klima yani. Her şeyden oluşan bir şeydir. Yani onun için peynirlerimizi biz oraya koyarız. Güz mevsiminde işte bu mevsimlerde koyarız. 2-3 ay gibi durur orada. Oradan sonra çıkarız. Yani oluşur orada zaten kendi orbukta, soğuk havada güzel kendi kendine oluşur. Ondan sonra satan satar, satmayan kendisi yer. Bu şekilde bir şeyimiz var doğal olarak. Obruğun girişi nasıl olmalı abi? Çıkışı nasıl olmalı? Girişi mümkün mertebe, girişi biraz geniş, çıkışı da çok dar olması lazım. Havanın girdiği yer biraz geniş, çıktığı yer dar olacak. Sirkülasyon yaparken havanın sıkışmasıyla serinleyen bir yeraltı orbuğudur. Yani bu şekilde olması lazım orbukların. Evet. Şimdi abi bir de konuşmamızda sen bir şey söylemiştin. Elma sirkesi ile peynir yapımını. Bana ondan az bir şey anlatır mısın? Ya, elma sirkesi ile peynir yapımı çok güzel. Yani gerçekten elma sirkesi ile ta yeni işte bu aşağı yukarı bir sene falan oldu ben bunu keşfedeli. Kendim zaten bunları ben deneyerek, araştırarak uyguluyorum. Elma sirkesi mesela ölçü şu. Mesela 5 kilo sütü tencerede pişirdim. Kaynama derecesine gelince bir çay bardağı, normal bildiğimiz çay bardağından bir çay bardağı sirke dökersin. Onunla mesela karıştırarak, o kaynamaya başlayıp karıştırarak ondan sonra altını söndürürsün. Kendi zaten orada oluşur. Ondan sonra süzgeçten süzersin. Çok kaliteli, güzel bir peynir olur. Evet. Şimdi sen şeyde kurdun abi. Elma sirkesi. Elma sirkesi de kurdun, çok güzel. Şimdi arkadaşlar onları size göstereceğim şimdi. Bak elma sirkesini nasıl kurmuş Fazlı abimiz. Çok güzel elma sirkeleri de kurdu. Kendisi de sürekli yanında elma sirkeli su taşıyor ve onu kullanıyor değil mi abi? Evet. Yani normalde suyumuza nasıl ilave edebiliriz? Onu da bir anlatır mısın? Normal içtiğimiz suya mesela 1-2 litrelik suya düzcesin yarım çay bardağı döktüğüm zaman suyu tamamen alkali yapar. İçindeki istenmeyen şeyleri öldürür. Faydalı minerallere dokunmaz. Evet. O zaman mesela vücuttaki kireç oluşumunu varsa böbreklerdeki taş oluşumunu, elini taşı eritir, safra taşlarını eritir.
Yani çok muazzam bir şeydir yani. Evet. Evet, tansiyon düşürücü özelliği var elma sirkesinin. Mikrop öldürücü özelliği var. Bundan o kadar güzel bir şey ki yani bütün hastalıklara karşı savunma olarak kullanabilirsin yani. Evet. Çok güzel bir meyveden oluşan bir sirke. Tamam, şimdi arkadaşlar kısa bir köyümüzden görüntü alacağız. Ondan sonra da Fazlı abimizin sofrasına misafir olacağız. Tekrardan görüşmek üzere. İnşallah. Şimdi yufka ekmeğimiz var. Yufka ekmeğimizi Fazlı abi bize anlatır mısın? Yufka, özelliği ne? Yufka ekmeğimizi eğer safi, kepekli olarak yersem yani 8 tane insan vücuduna şeyli, yararlı mineralleri var. Olmazsa olmaz. Yani ekmek yiyerek yaşarsın. Ama bunu kepeğin olarak yersen o zaman olmaz. Safi, sadece kepekli yiyeceksin. Kepekli yersen yani insan ekmek yiyerek yaşar. Ve bu şekilde yufka olacak. Ha, bu şekilde yufka olacak, kepekli olacak. Hiçbir zarar yok. O ekmeği yemeyin diyenlere bakmasa rağbet gösterme. Ama glutenli ekmeği yersen elbette nişastası bol, mide hazmetmeyir. Ama bu tamamen sindirimi kolay. Hiçbir zarar yok. Aksi halde faydası var. Bir de bir şey soracağım Fazlı abi. Şimdi bu ne kadar süre saklayabiliriz biz bu yufka ekmeği? Yufka ekmeği bıraktığımızda 3 ay dayanır. 3 ay belki de 5 ay. Bir şey kuru güzel bir şeyliyse yani nem almadıktan sonra evet yani 5 ayda dayanır. Kuru ama yerde kuru tam bir pişmiş olacak yani. Evet, kuru yerde saklayacağız bir de. Kuru yerde saklayacağız. Nemli pişmeyecek. Tamamen böyle gevrek piştiği zaman yani 5 ayda saklayabilirsin. Evet. Teşekkür ederim abi. Her yerde olması gereken karışım cacığın içerisine atıyor Fazlı abimiz. Abi şu karışımı bir anlatır mısın bana? Abi bu karışım zencefil, zerdeçal, tarçın, biberiye, karabiber ve naneden oluşan bir karışımdır. Hem sağlıklı mesela yaşamını sağlar hem de ömrünü uzatır. Ömrünü uzatan bir bitki karışımı bunlar. Altısı hem sağlıklı yaşarsın hem de ömrünü uzatan bir bilgisi var yani. Evet. Çok güzel bir şey. Abi ben de cacığa istiyorum. Yani, oranını ben bilmiyorum, sen katacaksın yani, abi. Hayır, ettim, şey etme. Ömür uzatma değil de ömür. Abi. Yok abi, ben baharatçıyım. Abi bir şeydim yani. Mesela atayım bir şey. Bu pek bu işlere şey değil, talip değil. Şimdi bunları karıştırıyoruz böyle. Evet, iyice güzel karıştır. Ondan sonra devam. Ondan sonra devam. Bakalım nasıl. Yani ayrı bir tat yok ama tadını da bozmamış. Tadını bozmaz. Yedik sıra zaten bunu hissedersin. Evet. Şimdi farkı ne abi? Bunu yediğimiz zaman nasıl olur? Bu şeyi yediğimiz zaman ne olur? Onu bir anlatır mısın? Şimdi onu yediğimiz zaman mesela bütün sistemi rahatlatıyor. Mesela zencefilin, zerdeçalın zaten iltihap vurucu önleyici var. Ağrı kesici özelliği var. Mikrop öldürücü özelliği var. Mesela hastalıklara karşı koruyucu özelliği var. Biberiye romatizmal hastalıklara mesela ağrı kesici özelliği var. Şişkinlik yapar mı abi? Şişkinlik zaten özellikle şişkinlik yapmasın diye kullanıyoruz bunu. Normalde aslında cacık içtiğimizde şişkinlik yapar ama bunu içersek yapmaz. İçersek yapmaz. Kesinlikle yapmaz. Ve nane zaten reflü mesela mide sıkıntıları olan mesela için çok güzel bir şey. Karabiberde zaten ısıtıcı özelliği var. Yani genelde hep sağlıklı yiyecekler. Bütün hastalıkları koruyucu özellikleri var. Bunun altısının bir araya gelmesiyle bütün hastalıkları koruyucu özelliği var. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar şimdi Fazlı abinin oradan çıktık. Bir ablalarımızın toplantısı varmış. Oraya davet ediyorlar. Şimdi oraya bir gideceğiz. Ablalarımızla bir tanışacağız. Onlardan eski tarihi bilgileri almaya çalışacağız. Eskiden nasıl yaşanıyormuş? Kültürleri az bir şey de olsa
Onlardan öğrenip sizlere aktarmaya çalışacağız. Hadi şimdi gelelim ablalarımızın toplantısına. Şimdi nenelerle tanışacağız. Hacı Ahmetli köyünde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hacı Ahmetli köyünün bütün geçmiş tarihi burada değil mi? Evet. 70 de var, 75 de var. 80 de var, 80 de var. Şimdi elimiz alalım var. Şey açarsanız. Şey açarsanız. Koyalım mı televizyona? Koyun, kanallarına koyun, seyredelim. Tamam, kanalların birine koyalım, seyredelim. Mühendis Çoban kanalımıza abone olalım, oradan hepsini seyredelim. Şimdi bak, köyümüzde en güzel ne yapıyoruz? Bana köyümüzden biraz bahseder misin? Mesela ekmeğimizi nasıl yapıyoruz? Ekmeğimiz hamur olmazsa tarif edemez mi? Açarız, yok atarız, sıkma atarız. Yufka ekmek ve sıkma yapıyoruz. Börek atarız. İşte peynir, buranın yerleri. Evet. Bir dakika şöyle yapalım, dur abla. Şimdi hamuru yoğurdu ablamız. Siz de hamur yoğurdu sonra siz üstünde ne yapıyorsunuz? Yufka mı açıyorsunuz? Yufka açarız. Yufka açarsınız. Evet. Yufkayı nasıl? Hızlı mı açıyorsun? Kolay mı açıyorsun? Kolay mı senin için? Normal açarız. Yani genç kızlara taş çıkartırız inşallah. Ben bile taş çıkartırım kızlara. Bir dakika ne çıkar? Bir daha söyle abla. Ben bile taş çıkartırım kızlara da. Sen pişirmeyi mi kolay yaparsın? Açmayı mı? Açmayı. Açmayı çok kolay yaparsın. Özüldürmezdim beni hiç. Sadece ben tek başına yetiştirdim. Tek başına sadece yetiştiriyorsun ekmeği. O daha pişmeden sen hemen ikinciyi hazırlarsın. Peki abla şimdi söyler misin bana? Ekmeği ne kadar süre saklıyoruz? Ekmeği saklama süresi. Bir aydan fazla olur şimdi. İyice gevrederiz. Ondan sonra peki bir aydan fazla daha olması lazım. 6 ay 8 ay sürmez mi? 6 ay sürer. Sürer değil mi 6 ay? Şimdi sürer oldu. Yani orantalıyken sürmezdi. Ha işte onu söylüyorum. Orantalıyken sürmez. O ayrı bir konu ama yani biz yemesek bir yere koysak ekmeğimizi bir yıl durur değil mi? Durur. Şimdi sabahtan beri bana batırık diyorlar arkadaşlar. Şimdi batırığı bir öğreneceğiz. Batırığı en güzel kim anlatır? Hepiniz anlatırız. Hepiniz yaparız. O zaman abla senden dinleyelim. Batırık... Bana bir anlatır mısın? Batırık nedir? Köyümüzün batırığı. Köyümüzün batırığı. Duvurcuktiriz yani bulgurun ufağına. Evet. Onu ıslarız. İçine şey, kuncuyu, fıstık çekeriz, ceviz çekeriz. Salça, domates ovalarız. Ondan sonra içine salatalık, maydanoz. Bunları doğrarız. Doğradık mıydı biraz suyla yeriz. Suyu koruz. Ondaki şey, kaselere koruz içeriz. Küncüyü bana anlatır mısın? Küncüyü bildiğimiz biz küncüyü. Susam deriz. Evet, evet. Susam arkadaşlar. Küncü. Susam deriz. Biz küncü susam bize. Bizim Mersin, Adana, Çukurova yöresinde biz öyle. Küncü diyoruz. Fıstıklı işte yaparız, kavururuz. Ceviz, dağında vururuz. Doğarız, eldi bende doğarız, yağını çıkarırız. Dur bir dakika bir şey daha öğrendik. Eldi beyinde dövüp yağını mı çıkartıyoruz? Yağını çıkartırız, yağ çıkar da doğarız eldi bende. Nasıl yapıyorsun abla onu anlatır mısın? İbe dokarız kavurduğumuz kuncuyu, fıstığı, cevizi. Evet. Ondan sonra bizim bir demircimiz vardı, benim ablamın kocası. Evet. O demir doğma demirden şey yapar. Dibek. Dibek tahtadan olurdu. Elinde duvacak şey demir yapar. Onunla duvardık, yağını çıkardık. O yağı nerede kullanıyoruz? Onun şeyini batırın içine yağı çıkar daha duvardık. Batırın içine kullanıyorsunuz onu. Evet. Yani bu ayrı bir lezzet bu yöreye ait. Tabii. Ayrı bir lezzet değil mi? Keşke az önce geçseniz de yapalım görseniz. Artık kısmet diyelim. Biz şimdi peynirlerin peşinde koşuyoruz ama. Artık başka zaman. Biz bu koyun ıstarcısıydık. Bir dakika bir daha. Istarcısı. Istar ne şimdi onu anlatsınlar hemen. Istarı bana anlatır mısın? Istar ne? Istar dört ağaçtan iki alt üst ağacı, iki yan ağacı. Evri çivisi vardı. Onunla ipiyle bağlardık. Gergemeye getirdik. Ondan sonra işte... Kılı yunu vurma deriz, eğiririz, boyadırız, boyarız. Evet. Ondan sonra büker dokurduk, Farda'da dokudum, Alaçur'da dokudum, Kirtme'de dokudum, Halı'da dokudum. Ben bu köyün ıstarcısıyım. Maşallah sen bu köyün her şeyiymişsin abla ya. Ankara'ya Zafer Çarşısı'nın üstüne kurdum ben ıstarı. Maşallah Ankara'ya Zafer Çarşısı'nın üstüne ıstar kurdun sen. Çatmayı da tuttum. Yayığı da kurdum, yayıl da yaydım. Maşallah. Suyu
suya düştü, su, neciydi diyemedim, bilemedim türküyü. Onu da söyledim orada, hep orada da çektilerdi beni. Evet, türküne türküsü söylemiştin, bildiğin türkü var mı? Şimdi bilemez oldum çocuğum, çek, düğünlerde neler dağıl çaldım, türkü söyledim hem ben. Şimdi ucucuna getiremez olduk. Yani güzel bildiğim türkü olsaydı da söyleseydin. Bir kız evden gelin çıkacaksa neleri olacak? Boz çuval, un çuvalı. Ondan sonra kılala çuval, yungala çuval, kılala çuvala yiyecek başka yün, kıl, burma, ip, sap da kılıdı. Ala çuvala çamaşır katılıdı. Ondan sonra seccademiz olurdu. Seccadeyi ala çuvalların üstüne örterdik. Yani bunlar olmazsa kız evden gelin gitmez yani. Biz sofra dokurduk. Kenarı barnaklı. Sofra dokurduk, beyaz ipten iki katlığına sofra derdik. Sofrayı da dokurduk, iyice oturdurduk. Hepsini dokurduk, hepsini ittiydik. Şimdi hepsini bıraktık. Maşallah, artık gençler bunu yapmıyor öyle mi? Yapmazlar, şimdi kalmadı ki. Üstüne durmazlar, alaçulu. Şimdi üstünü alaçulu artık beğenmiyorlar değil mi? Kılıp atar diller. Vay vay, kılıp atar diyorlar bir de. Kılıp atar diller. Bir dakika, ne derler bir daha söyle. Toz altına geçerdiler, araçını sermezler, onu atarlar. Kimisini de çöpe koyarlar giderler. Ya İyi bu gençlik var ya bu gençlik. Gençlik bütün var. Gelenekleri attı kenara yani. 86'yım bunda bir boz çuval dokudum. Ağzı yiğlenik değil, ortası kesik değil durur. Şimdi ta. Ben çocuklarıma bir canlı dokudum mu? Yakız kızlarım vardı elimde. O yakız çocuklara bakarka o yün çuvalı, un çuvalında dokudum. Kesip de öldürür, hiç ellenmedi. Neler ıslarlar dokuduk biz yavrum, Efecan Kemal'la, kök boyayla. Kök boyayla. Şimdi abla, kök boyayı nasıl yapardık? Bana bir anlatır mısın? Kök boyayı nasıl yaparız? Kök boyayı Kemal'dayım çok boyattı. O boyattı. Biz de yanında olduk, gördük ama onunla dokuduk biz kök boyanın. Ama kirini. Kök boyanın ilk yapılışını biliyor musun? Yapılışının yani? İlkin kirini yor, ilacıyla kaynadır. Ondan sonra boyayı şeydi, kaynadır, süzer, suyuyla çeşidi boyar. Yani mesela hangi tür bitkiler kullanıyoruz mesela biliyor musun? Sumakta kullandı. Ondan sonra kök boya, bizim havlular da kök boya olur. Onu da kullandı, yarpız da kullandı. Yani aslında o bitkilerden karıştıraraktan boya elde ediyoruz. Kızılcıktan. Onları peki kaynatıp da mı yapıyoruz? Kaynatıp da. Boyasını çıkartıyoruz o suyla. Suyla tekrar boyuyoruz. Bağ yaprağı, asma yaprağından yeşil boyadık. Askeri yeşil gibi çıkardı onun yeşili. O yeşili çıkardık. Her türlü kaş. Ceviz yaprağından yaptınız mı? Yaptık, onu da yaptık. O nasıl değildi. Çıkıyor? Onu kaynatıp aynı onu da batırır sular. Kabuğundan, cevizin kabuğundan da yaptık. Hep evet. Yaptık. Her şeyinden yaptıydık. Yani onların hepsinin renkleri farklı farklı çıkıyordu yani gökkuşağı gibi. Üç tane, iki tane seccade var kök boyadan bende. Doğal. Evet. Hepsi doğadan. Doğadan. Hep doğal boyayla, doğal ipiyle kendimiz attık yunu, yayla burma ettik, evirdik. Onu boyattık işte, boyadık. Hepsini yaptık biz. Arkadaşlar, bugünlük bizden de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ablalarımızla sohbetimizi, amcamızla sohbetimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güvenle kalın ve gıda güveniyle kalın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki doğal videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Thank you.